Evet. İnsan zihnine birçok düşünceler ve duygular gelir. Ve biz kendimizi onların üzerinden tanımlama tavrını sergileriz. Bir kısım düşünceler tarafından yoğun bir şekilde bazen çevreleniriz. Bazen geçmişteki bazı olaylarla ilgili yorumlarımız olur. Tasavvurlarımız olur gelecekle ilgili. Bunların çerçevesinde oluşan bir düşünce atmosferi içinde kendimizi buluveririz. Bazen de duygular tarafından kuşatılırız ve duyguların kendimiz olduğunu, duyguları yaşayan, tecrübe eden, deneyimleyen biri olarak değil de bizatihi duygular olarak kendimizi tanımlarız. Ve o duygular tarafından kuşatıldığımız için de hayatı, kendimizi, olayları o duygunun penceresinden seyretmek durumunda kalırız. Dolayısıyla da bazen mutlu, bazen mutsuz, bazen kaygılı düşünceler, bazen pozitif temelli düşünceler bizi kuşatır ve onların penceresinden hayatı algılamak durumunda oluruz. Tabii ki bunun üzerinden baktığımız için hayat bazen pozitif duygular ve düşüncelerle hoşnutluk verir, bazen de negatif duygu ve düşüncelerle bir mutsuzluk, bir tatminsizlik, bir memnuniyetsizlik oluşturur. Peki bu duruma insan nasıl yaklaşmalı, nasıl bakmalı? Aslında en temelde duygu ve düşünceler ile kendimizi tanımlama durumunu gözlemlemeliyiz. Yani ben ve kendim dediğimde neyin üzerinden ben ve kendim dediğime bakmak durumundayım. Eğer bunu iyi görebilirsem o zaman bunları bırakabilme özgürlüğünü de kısmen de olsa düşünebilirim. Ve o yönde adım atabilirim. Bu gözlemi yapabildiğimiz zaman ki bu göründüğü kadar kolay değildir. Çünkü insan ben böyle düşünüyorum, ben böyle hissediyorum diye çokça kendini düşünceler ve duygular üzerinden tanımlar. Ve bunun üzerinden yaptığı tanımların da atmosferine kendini çok defa hapseder. Çok kaygılı olduğunu, çok gergin olduğunu, gelecekle ilgili birçok düşüncelerin zihnini işgal ettiğini insan düşünür. Ve düşünceler tarafından bir anda yönetilir hale gelir. Aslında zihnimizde oluşturduğumuz birçok düşünce sadece düşünceden ibarettir. Varlık düşünce tarafından oluşturulmaz. Yani düşünüyorum o halde varım, hissediyorum o halde varım şeklindeki yaklaşımlar aslında düşünceyi ve duyguları baş köşeye oturtmaktan kaynaklanan yaklaşımlardır. Varım ve zaman zaman düşünüyorum. Varım ve zaman zaman hissediyorum. Dediğimde ise varlığımız temele oturur. Çünkü zaten böyledir. Varlığımızdır asıl olan şey. Ve bu varlığımız bedenin de ötesinde bir şeydir.
bedenin de ötesinde bir varlığa sahibiz ve bu varlık tamamen düşünceden ve duygudan bağımsız olarak vardır. Zaman zaman düşünebilir, zaman zaman hissedebilir, zaman zaman bir eylemde bulunabilir. Ama kendisi bunlar olmadan da tam olarak vardır ve eksiksizdir. O yüzden düşünmeyi de, duyguyu da, hisleri de bir deneyim olarak, bir olgu olarak algılamalıyız. Varlığımızın bir parçası olarak değil, varlığımızın deneyimlediği bir şey olarak bunları algılamak durumundayız. O noktada varlık bizim esas merkezimizdir. Ve o varlık esas merkezimiz olması itibariyle düşüncenin de, duygunun da gözlemcisi olabilir, şahidi olabilir, onu kullanan da olabilir. Ama onlardan bağımsız olarak vardır. Varlık bizatihi olarak kendi kendine varlığı içinde barındırır. Mesela uyuduğunuzda düşünmezsiniz. Ama varsınız. Duygu olmadan da varız. Ne zaman ki duyguyu ve düşünceyi varlığımızın kendisi olarak algılarız, işte o zaman birçok şey tersine döner. Hatta işte çok şey düşünüyorum, zihnim bir türlü durmuyor. Sürekli işliyor. Durduramıyorum. Halbuki bırak ister dursun, ister durmasın. Sen onunla sürekli koşuşturmak zorunda değilsin. Zihnini durdurmana da gerek yok. Sal gitsin. İstediği yere gidebilir. İstediği şeyi düşünebilir. Zaten sen ona enerjini vermediğinde o bir zaman sonra durmaya başlayacaktır. Ama farkında olmadan sen sürekli ona enerjini verdiğinde o sürekli işleyecektir. O yüzden düşünce insana hizmetkar olabilir. Ama düşünceyi efendin haline getirdiğinde o zaman kendine kötü bir efendi tutmuş olursun. Ve düşünce de, duygu da %100 kontrol edilemez. Kendine ait bir otomatizmaya sahiptir. Onun kendi otomatizması içinde bir işleyişi vardır. Siz ona enerjinizi verdiğinizde o çok hızlanabilir. Vermediğinizde o kendi otomatizması içinde zaman zaman gelgitler yaşayabilir. Dolayısıyla varlığınız üreteceğiniz bir şey de olmadığı için düşünceniz ve duygularınız üzerinden de varlığınızı tanımlamaya çalışmamalısınız. Çünkü bir süre sonra düşünceler ve duygular üzerinden varlığımızı hissetme hali ortaya çıkar ve ne düşünüyorum veya ne hissediyorum'a odaklanmaya başlarsınız. Düşünceleriniz ve hisleriniz üzerinden varlığınızı tanımlama durumuna gelirsiniz. Düşüncelerinizi temel alırsınız veya duygularınızı temel alırsınız. Ki duygularımız özellikle iyi gözlenmesi gereken durumlardır. Çünkü gözlemlenip ölçülü bir biçimde kullanılmadığı müddetçe duygular her zaman bir şekilde aşırılıklara gidebilmeye eğilimlidir. Ve bu aşırılıkları görmediğiniz zaman onlar tarafından sürüklenirsiniz. Rüzgarın hızlıca döndürdüğü bir rüzgar gülü gibi duygular çok hızlı bir şekilde ortaya çıkabilirler.
Eğer siz onun atmosferine kendinizi kaptırırsanız, o zaman o duygu tarafından kendinizi tanımlama durumuna düşersiniz ve o duygunun size hissettirdiği şey sizin varlığınız haline gelir. Mesela çok üzgün olduğunuzu, çok acı çektiğinizi, çok mutsuz olduğunuzu, çok yetersiz olduğunuzu, değersiz olduğunuzu, birçok bunun gibi olumsuz duygu durumları içinde kendinizi hissettiğinizi düşünürsünüz. Bakın kendinizi hissetmiş olursunuz o durumlarda. Halbuki siz o duyguyu gözlemleyen bir pozisyondasınız asıl olarak. Eğer her şey yerli yerinde olsaydı biz ortaya çıkan duyguları gözlemleyecektik. Şu duygu veya bu duygu ortaya çıktı. Ve çıkan bu duygu objektif olarak bir gerçeğe işaret ediyor mu, etmiyor mu? Mesela çok defa kendimizi değersiz hissederiz. Peki o değersizlik gerçek midir? Hayır, o kendi imajinasyonumuzda oluşturduğumuz bir duygu durumudur. Veya çok değerli olduğumuzu hissederiz. Ne üzerinden? Yine bir kısım hikayeler üzerinden. O gerçek midir? Hayır, o da gerçek değildir. Varlığınız ve değeriniz dışsal herhangi bir şey üzerinden tanımlanan bir nitelikte olmadığı için bütün o duygu ve düşünce kalıpları sizi aslında sizden alıkoyar. Ve duygularınızı referans haline getirdiğinizde bir duygudan başka bir duyguya geçiş yapmaktan başka bir çareniz olmamış olur. Halbuki duygu insan psikolojisinde ortaya çıkan ve sonra geçip giden bir niteliğe sahiptir. Ve o duygu merkezi sınırlandırılmadığı için hani bir anlamda eksiye ve zıttı olan noktaya çok hızlı gidip gelebilir. Çok mutlu olduğunuz bir durumdan çok mutsuz olduğunuz bir duruma gidebilirsiniz. Eğer duygunun üzerinde akıp gidiyorsanız o anda bir duygudan öbür duyguya çok hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Ve ben kendimi işte çok mutsuz hissediyorum, çok mutsuzum demeye başlarsınız. Halbuki o sadece bir duygu durumudur. Eğer o duygu durumunu kendiniz olarak algılarsanız gerçek kendinizin farkındalığını da kaybetmiş olursunuz. Onu bir kenara itmiş olursunuz. Hayatın içinde yaşadığımız o duygu durumları kendimizi tanımlayan olgulara dönüştüğü andan itibaren bizim hapishanemiz haline gelirler. Halbuki sadece duygu durumu yaşıyorsun. Bir duygu durumunu deneyimliyorsun. Bir olay oldu ve sen bir duygu durumunu deneyimliyorsun. Ona ben dediğin anda, kendim dediğin anda o zaman kendin o olmuş olursun. Kendini ona indirgemiş olursun. Kendini onun içine hapsetmiş olursun. Bu olumlu olumsuz bütün duygu durumları için böyledir. Sadece olumsuz olanları kastetmiyoruz. Olumlu veya olumsuz her duygu durumu fark edilmesi, gözlemlenmesi, anlaşılması gereken bir durumdur. Gelir, deneyimlenir ve gider. Ama siz onu sahiplendiğinizde, o olduğunuzu düşündüğünüzde
O zaman kendiniz o haline gelirsiniz, o duygu haline gelirsiniz. Hayatınız boyunca acı çekiyor olabilirsiniz. Hayatınız boyunca herhangi bir duygunun içinde kendinizi hapsedebilirsiniz. Veya sürekli olarak bir duygudan kaçabilirsiniz. O duygunun sizi rahatsız edeceğine inandığınız için sürekli o duygudan bir kaçış stratejisi uygulayabilirsiniz. Aslında La İlahe illallah bilincinin insana hatırlattığı bir başka nokta da aslında bununla ilgili. Yani ben varlığım, Yaradan'dan gelen bir varlık taşıyorum. Birçok düşünce ve duygu durumunu da gözlemliyorum. Onların farkındayım, onların gelip gitmelerine de izin veriyorum. Bakın diyelim ki hayatta istediğiniz bazı şeyler olmadı. Bu sadece nedir aslında? Bir olaydır. Ama bunu kimliğinize dönüştürürseniz ne olur? Ben hayatta istediği hiçbir şey olmayan kişiyim. Noktasına sizi getirir. Ve siz hayatı artık o benlik üzerinden yaşarsınız. Halbuki sadece istediği bir kısım şeylerin olmadığını deneyimleyen bir varlığım ben. Varlığımda bir eksiklik yok. Hayata dair bir kısım olguları istiyorum, bazılarını istemiyorum. İstediğim bazı şeyler oluyor, bazı şeyler olmuyor. İstemediğim bazı şeyler oluyor, bazı şeyler de olmuyor. Ben ne yapıyorum? Bunları deneyimliyorum, bunları yaşıyorum. Bunların içinden geçiyorum. Ama bunlar tarafından kendimi tanımlamıyorum. Bunlar üzerinden bir mutluluk ve mutsuzluk hikayesi üretmiyorum. Varlığıma dair herhangi bir tanımlama tuzağına düşmüyorum. Çünkü ben şu veya bu değilim. Ben istekleri olmuş veya istekleri olmamış biri değilim. Ben değerli görülmüş veya değersiz görülmüş biri değilim. Aslında ben hiç kimse tarafından da görülen biri değilim. Çünkü kimse tarafından görülebilen bir şeye sahip değil bu varlık. Maddi olan bir şey değil. Bir materyal değil. Dolayısıyla hiç kimse beni görmez. Sadece kullandığım bedeni görür. Ben şu veya bu şekilde işaret edilen bir varlık değilim. Zamansız, mekansız, maddesiz bir varlığa sahibim. Şu dünyada kullandığın bedeni belli bir süreçte kullanırsın, ondan sonra bırakır ve varlığına devam edersin. Varlığın devam eder. O yüzden ne kötü bir yaşantım var veya ne güzel bir yaşantım var söylemi de sahte bir söylemdir. Çünkü yaşam Yaradan'ın Hay ismiyle sende tecelli eden ve senin de onun üzerinden var olduğun bir süreç.
Ama bakın, yaşadığımız olaylar üzerinden kendimizi tanımlarsak o zaman işte hoş bir hayat veya hoş olmayan bir hayat, hoşa giden bir hayat, hoşa gitmeyen bir hayat, tatmin olduğum bir hayat, tatmin olmadığım bir hayat, kötü bir hayat, iyi bir hayat, kötü bir hava, iyi bir hava. Sürekli hepsini tanımlama yaklaşımı sergilerim. Neden? Çünkü kendim diye gerçek varlığımın yerine bedenimi ve psikolojimi koymuş olurum. Hoşuma giden, hoşuma gitmeyen şeklinde ayrıştırmaya başlarım. Ve o ayrıştırma üzerinden iyi hayat, kötü hayat, hoşuma giden hayat, hoşuma gitmeyen hayat ayrımı yapmaya başladım. Halbuki hayat bütün bu süreçleri algılayan, fark eden ve varlığının imkanlarını o sürece yansıtan bir niteliktedir. Hayatımız onun Hay isminin bir yansımasıdır. Peki hocam, yaşadıklarımızdan bir sonuç çıkarmalıyız yoksa sadece deneyimli olayları değerlendirmeden bırakmalıyız, tanımlamalıyız, bırakmalıyız? Bir sonuç çıkarmalıyız yani dünya hayatında yaşadıklarımızdan. Yani sonuçtan kastımız, eğer gerçekten en doğal halde yaşıyorsak çıkaracağımız ekstra bir sonuç yoktur. Ama yanlış yorumluyorsak, yanlış değerlendirdiğimiz yerler varsa o noktada çıkaracağımız bir kısım dersler vardır. Ama bu dünyada bir sonuç oluşturmayacağız. Bir sonuç gerçekleştirmeyeceğiz. Her ne kadar zihnimiz bir kısım bazı sonuçlara yönelik geleceğe dair projeksiyon yapsa da bunlar tamamen zihnin hikayeleridir. Zihin der ki şöyle olacak. Dersin ki işte okuyorum, okulu bitireceğim, işte evleneceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım vesaire bir hikaye üretirsin. Ve işte büyürsün, çocuğun olur, işte çocuğumu evlendireceğim, torunumu göreceğim, şunu yapacağım, bunu edeceğim. Hikayeler üretirsin. Sonra bir anda bakarsın, hayatın tamamlanmış, değil mi? Veya işte torununu görürsün, bir de dersin ki torunumun çocuğunu da görsem ne güzel olur dersin. Hikayenin arkasına bir şey daha eklemeye başlarsın. Bu zihnin ürettiği bir şeydir. Bu anlamda bir sonuç yoktur. Yani bu dünya hayatında bir sonuç elde etmek için yaşamıyoruz. Varlığımızı fark ederek bu hayatı, bu süreci, bu yolculuğu deneyimliyoruz. Başka bir varlığımıza katacağımız bir şey yok. Göreceli olan bu süreci deneyimliyoruz. Ve bunu deneyimlerken de iyi, doğru ve güzel adına hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü varlığımızın temelinde iyilik, güzellik ve hayır vardır. Kötülük, çirkinlik, şer ortaya çıktığında da kendimizi yoklar ve düzeltmenin çabası içine gireriz. Ama ben iyiyim tuzağına da düşmeyiz. Çünkü iyi olan Yaradan'dır. Onun iyiliği bende gözükür. Kötü davrandığımda da ben kötüyüm demek yerine bende bu kötülük ortaya çıktı. Çünkü varlığımın tam farkında olamadım. Dolayısıyla bir kötülük ortaya çıktı. Bunu bir daha yaşamamaya, bir daha bunu sergilememeye çalışırım. Sonuç arayışı zihnin bir
tutkusudur. İşte dünyaya ne için geldim, onu gerçekleştireyim. Dünyaya bir şey, yani şunun veya bunun için gelmedik. Bir şeyi bitirmek, tamamlamak, gerçekleştirmek için gelmedik. Peki hocam, dünyada mesela şeyler var. İnsanlara faydalı olan insanların en hayırlısıdır. Kul olmak için geldi. İşte kul olmak için buradayız. Ondan sonra bunları nereye koymak lazım? Nasıl bakmak lazım? Hani bir şeyleri gerçekleştirmek için gelmedik ya. Hani kul olmak, fıtratta olmak aslında, değil mi? Tabii. Yani kul olmak İslam literatürü üzerinden konuşacak olursak abd olmak, yani Abdullah olmak deyim yerindeyse, Yaradan'la tam bir uyum ve eşgüdüm içinde olabilme halidir. Bazıları hani abd kavramını köleler içinde kullanıldığı için kul olmayı kölelikle karşılaştırır. Halbuki oradaki anlam bağı sadece şuradadır. Köle efendisiyle uyumlu olarak iş görür. Ona, onun iradesine tabi olarak iş görür. Bu anlamda köleye de abd denilmiştir. Ama dini literatürde anladığımız anlamda Allah'ın kulu demek, onun iradesine tam bir uyumluluk halini ifade eder. Aslında en doğal halimiz de budur. Onun iradesiyle tam bir uyumluluk hali. Onun kudretiyle tam bir uyumluluk, iradesiyle tam bir uyumluluk halini yaşamak kul olmaktır. Bu da içinde faydalı olmayı barındırıyor. Bu da doğal olarak içinde faydalı, iyi ve güzel davranmayı içinde barındırır. Ama maksadımız bu değildir. İnsanların en hayırlısı doğal olarak kul olmaktan yana bir süreçte zaten gerçekleşecek bir şeydir. Ama biz bu dünyada faydalı olmak için dünyaya gelmedik. Yaradan'ın bizde tezahür ettirdiği, tecelli ettirdiği şeyleri yaşıyoruz. Bunun da İslam literatüründeki karşılığı Allah'ın Adem'e isimleri öğretmesidir. Bu sadece bir tırnak içinde kavram öğretilmesi değil. Senin o isim ve sıfatları yansıtabilen bir nitelikli ayna olmandır. Bunu yaparken herhangi bir sıfatı, niteliği kendine mal etmeme bilincinde olman gerekir. Kendine mal ettiğin durumda gaflete düşmüş olursun. Kendinden bilirsin. Sonra egon bunun üzerinden birçok hikaye üretmeye çalışır zaten. Veya hocam şöyle diyebiliriz. Mesela ben bir bilim insanı olayım, insanlar faydalı olayım. Aslında bu da hakikatin önünde bir aldatmaca gibi duruyor sanki. Yani hani onu gerçekleştirirsen işte o bilimde işte insanlara faydalı bir şey. Ben oldum anlamında işte bu da egonun verdiği bir tuzak gibi duruyor gibime geliyor. Tabii doğal olarak yani o kişi için bir tuzak olur. Belki o insan tırnak içinde insanlığa faydalı bir şeyler üretir veya faydalı olacak bir bilgi ortaya çıkmasına vesile olur. Fakat kendi varlığının hakikatini idrakten uzak kalmış olur. Dolayısıyla gerçek varlığımız kendi sükuneti ve huzuru içinde var olur. Varlığı içinde tamlığıyla huzur içindedir. Huzur bulmak için bir şeye ihtiyacı yok. Onun için huzur aramak, herhangi bir
mutluluk için bir şey aramak manasız bir şeydir. Kendinde, kendinden, kendinde olanı kendinden uzak bir yerde aramaktır. Kendi varlığına konulmuş olan bir şeyi başka bir yerde arama eğilimidir. O yüzden herhangi bir olumsuzluğun da bize bir yük olduğu, bize bir zarar verdiği vehmini de bırakmaya ihtiyacımız var. Bu dünyada yaşadığın her şey sana değil. Sana değil. Senin tecrüben içindir. Sana bir zararı yoktur. Sadece sen ona şahit olursun, onu doğru anlarsın, doğru anlamlandırırsın ve devam edersin. Bir yolcu olarak hayatına devam edersin. Bu dünyada ne alacağın bir şey var, ne vereceğin o anlamda bir şey var. Ama bu hayat sürecinde bir kısım fiiller ortaya çıkar bizde. O fiiller Yaradan'ın bize verdiği varlıktan kaynaklanabilir ya da bir gaflet, bir cehalet perdesi üzerinden yansıyabilir. O insanın kendi bilincinin şekillendirdiği bir durumdur. İşte o noktada kendine herhangi bir şeyi mal etmeden, çünkü iyilik, güzellik, hayır Allah'tandır. İyiliğin, güzelliğin, hayrın, kemalin kaynağı Yaradan'dır. Bizde onun parıltıları gözüküyor, onun nurları gözüküyor. Kendine mal edeceğin hiçbir şey yok. Etmene gerek de yok zaten. Yani böyle bir çabaya girmek aslında egonun kendini boş zannedip onun üzerinden kendini doldurma arzusudur. Yaradan'ın sendeki tecellilerini kendine mal ederek, bir anlamda onları farkında olmadan gasp ederek onların üzerinden bir varoluş inşa etmeye çalışmak. Bu beyhude bir çabadır. Çünkü baktığımız zaman kendileri üzerinden bir varlık inşa ettiğimiz şeyler bize ait değiller. Bizde görünüyorlar ama bize ait değiller. Hayat bize ait gözüküyor ama bize ait değil aslında. Merhamet sana ait gibi gözüküyor ama senden değil, sana ait değil ama sende gözüküyor. Onu kendine mal etmeden, kendinden görmeden onu en güzel şekilde yerinde kullanman gerekiyor. O zaman her şey yerli yerinde işleyebilir. Kendini tırnak içinde var etmene gerek yok. Kendini inşa etmeye gerek yok. Kendi varoluşunu şekillendirmeye çalışmana gerek yok. Hepsi gereksiz. Hiçbir tuzağa düşmeye ihtiyacımız yok. Ama dikkat edin, içeride bir şey, yani sahte bir ben alanı kendini
kendisinde gözüken ama Yaradan'a ait şeyler üzerinden var etmeye çalışır. Kendine bir pay çıkarmaya çalışır. Bütün sahtelikler buradan türerler. Bütün aldanışların kaynağı budur. O yüzden ben şuyum, ben buyum dediğiniz an kendinizi sahte bir şeyin üzerinden tanımlamış olursunuz. İşte ben gencim, güzelim, yakışıklıyım, şunu biliyorum, şuna sahibim, şunu elde ettim dediğiniz hiçbir şey sizin elinizde kalıcı değil. Bunu hepimiz az çok fark edebiliriz. O zaman ben bana ait olmayan hiçbir şeyi sahiplenmem. Zaten gerçek sahibi de değilim. Kendimi kandırmaya gerek yok o zaman. En son o sahte beni de bırakmak lazım. O sahte benden de kurtuluruz. Geriye ben demeyen gerçek varlık kalır. Bakın o vardır. O herhangi bir şeyle tanımlanmaz. Ona belki sadece varlık diyebiliriz. Onun başka bir şeyle tanımlanmasına ihtiyacı da yoktur. Bir şey bir şeyle tanımlandığı an sınırlandırılmış olur zaten. O varlık sınırlı değil. O varlık tam ve eksiksiz. Dolayısıyla hiçbir şeyle tanımlanmamalı. Allah'a ait, ondan gelen ve ona dönen bir şey. O zaman varlık kaygısı duymaya gerek yok. Kendini var etmeye çalışmaya gerek yok. Bakın Peygamberimizin o vahiy sürecinde ben bilmem demesi gibi kendine kendinden hiçbir şeyi mal etmediği an o zaman sonsuz varlıktan bir akış gelir. Ama o akışın sahibi değil. O akışı o yönetemez. Değil mi? Vahiy dilediği zaman gelir. Allah'ın da tecellisi öyledir. Dilediği zaman gelir. Bazen tahmin ettiğinden çok gelir. Bazen tahmin ettiğin düzeyden çok daha az gibi geldiğini görürsün. Ama bu zihnin hikayesidir. Sen kendini ona ait ve onun tecellisine hazır bilmelisin. O zaman hiçbir yükün altında da kalmazsın. Hiçbir yükü de taşımazsın. Kendi varlığını Yaradan'dan gelen nitelikte kavradığın için onunla bağlısın ve ona aitsin. Duyman gereken bir dert, bir problem var mı? Asla yok. Kendini göstermeye çalışman söz konusu mu? Hayır. Ne gerek var? Kimi neye göstereceksin? Görünmek isteyen bir şey var mı? Yok. Kaçmak isteyen bir şey var mı? O da yok. Bilinmeyi arzu eden var mı? Yok. Bilinmekten kaçan var mı? O da yok. Onaylanmak isteyen de yok. Onaylanmamaktan rahatsız olan da yok. Yok sayılmaktan kaçınan da yok. Var sayılmak isteyen bir şey de yok.
yüksüz, riyasız, bazen sakin, bazen de ilahi tecelliyle aktif. Ama asla şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım demeyen, doğal bir şekilde yapabileceği şeyleri fark edip onları yapan, yapabilme imkanı verilmediğinde de bunu doğal bir şekilde kabul eden, bundan gocunmayan, bundan yerinmeyen, bakın Hazreti Yusuf hapse atıldığında bundan gücendi mi? Yok, gücenecek bir şey yok. Bir sonuca ulaşma hikayesi var mıydı? O da yoktu. Hiçbir hikayenin parçası olmadı. Zihni ona hiçbir hikaye üretmedi. Üretse de o ona tutunmadı. Ve bakın en nihayetinde söylediği şey, beni salihlere arkadaş yap ve bir Müslüman olarak vefat ettir. Senin iradene teslimiyet içinde olan ve seni tam olarak bilen, idrak eden insanların dostu arkadaşıyla. Herhangi bir yükün altında değil. Herhangi bir hedef gözetmiyor. Bir yerlere ulaşmak gibi bir hikayesi yok. Mücadele de etmiyor. Pasif de durmuyor. İşte bu doğal huzurdur. Varlıktan kaynaklanan huzur. Varlığın bizatihi kendi huzuru. Peki huzursuzluk yaratan şey ne? Varlık. Düşünce. Sahte varlık algısı. Var olma arzusu huzursuzluk yaratıyor. Bakın var olma arzusu. Var olma arzusunu kim duyuyor? Var olmayan bir şey. Var olmayan bir şey, var olma arzusu duyuyor. Bir imaj, bir kurgu o. İşte o kurguyu keşfetmemiz, fark etmemiz gerekiyor. Bir şey kendini kurmaya çalışıyor. Bir şey var olmaya çalışıyor. Kendini var etmeye çalışıyor. Halbuki varlık senin harcın değil. Var olan seni var kılmış. Varlıktan kaynaklanan bir varlığa sahipsin. Ama sahte bir varlık imajinasyonu kendini sürekli var kılmaya çalışıyor. Var mıyım, yok muyum, nasıl var olacağım, kendimi nasıl var edebilirim? Sonra Allah'ın verdiği niteliklerle özdeşleşiyor, bunlar benim diyor. Yaradan'dan bir şeyler tırnak içinde kapmaya çalışıyor. Güçlüyüm diyor, işte akıllıyım diyor, güzelim diyor, yakışıklıyım diyor, bilgiliyim diyor. Birçok hikayenin içinde kendini var etmeye çalışıyor. Ama varlıktan bir tırnak kadar bir şeyi alamaz. Bakın hiçbirimizin aslında hiçbir varlığı kendine ait bir varlığı yok. Varız ama kendimize ait bir varlığımız yok. Ama onunla varız. O sonsuz ve mutlak. Sen de onunla sonsuz ve mutlak olursun. Ama hikayeleri bırakırsan olabilirsin.
Evet. O zaman orada varlık yoklukla beraber var yani. Aslında varlık yok. Evet, senin yokluğunda onun varlığı ortaya çıkıyor. Evet. Yani orada sen yoksun. Yani sen diye bir şey yok. Evet, varlığı, sen varlığın da yok, sadece o var. Evet, sen dediğin şey yok. Evet, sadece o var. Öyle bir algı da kalmıyor. Evet, sen dediğin şey gerçekte yok. Hissiyattan sadece anında. Mesela hocam, kelimeyi çevirse sanki yanlış anlıyoruz. Yani ilahlar yok, sadece hani Allah ilah değil de sadece o var diye anlamamız gerekiyormuş. Geçen bir yerisinden öğrendim de. Ya o var sadece, başka hiçbir şey yok. O olmasaydı zaten hiçbir şey olmayacaktı. Hani evet. Yani ilah olarak diyor, Allah'ın anlatılması çok yanlış diyor yani. Allah evet, bir ilah o, değil diyor yani. Evet, o yani bizim anlayacağımız, bizim dilimizde söylenebilecek en makul şey, o mutlak vardır. Hatta aslında bu gördüğümüz şeylere varlık diyorsak, o varlık üstüdür. Eğer bunlara, maddeye, eşyaya, görünen şeylere varlık diyorsak, o zaman o varlık üstüdür. Mutlak varın bizler gölgeleri hükmündeyiz. Kendimizden kaynaklanan bir şey yok. Onun varlığıyla var görünen varlıklarız. Hissiyat da onun varlığının hissiyatı olacak o zaman. Tabii ki. Yani o mutlak varlık, varlığın bize bahşettiği varlık hissi aslında bizim varoluşumuzun bir nişanıdır, bir işaretidir. Ve bu başlı başına bir huzur halidir. Ego hep bir varlık istiyor ya, ben neredeyim, evet. ben o zaman nerede, ben ne olacağım, evet. Nereye gidiyorum? Ben vardır ama ben şu veya bu değildir. İsmi yok. Evet, onu isimlendirmek, ona bir sıfat yakıştırmak, ona bir çerçeve oluşturmak sahteliktir. Hata, eksik ve kusur olduğunda o senin izafi algının çarpıtmasıyla gerçekleşen bir şeydir. Onu fark edersin, onu da izale etmeye çalışırsın. Ama varlık kaygısı duymaya, tekrar kendini var etmeye çalışmaya gerek yok. Çarpıklısındır, dönersin tekrar. Evet, o çarpıklığı fark edersin, tövbe istiğfar edersin ve kendini varlığa ait hissedersin. Çünkü bakın, o sahte benlik algısı eksiklikler üzerinden de hikaye üretiyor. Hani sen şunu yaptın, bunu yaptın, böyle yapmamalıydın, niye yaptın, yapmayabilirdin gibi birçok hikayeyi de üretiyor. Halbuki her şey olmuş, bitmiş, geçmiş bir şeydir. Varlık esastır, diğerleri geçicidir. O yüzden gelip geçici olan hiçbir şey üzerinden de kendini tanımlamamalısın. Onları da Yaradan'ın merhametine, Yaradan'ın şefkatine, Yaradan'ın bağışlayıcılığına terk edersin. Evet. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sahte benlikler arzu ve korkuyu kullanarak duyguyu üretiyor. O duygu üretilince de o varlığa geçiş kolay olmuyor. Evet, ürettiğimiz o... O duyguyu mu yok etmek? O arzu ve korkuyu... O arzu ve korkuyu sadece fark etmek gerekiyor. Ona benlik hissini vermemek gerekiyor. Ama ona güçlü bir şey. Tamam işte, güçlü bir şey. Onun güçlü oluşuna karşı biz olanca farkındalığımızla bir adım geri duracağız. O bizi içine almaya çalışacak. Duyguyu da alıyor zaten.
Duygusunu kapladığın anda onun içindesin. Onun aldığı an bir adım dışına çıkmaya çalış. Onun saati olduğunu hocam değil mi tespit etmek? Yani o duygunun. Sadece onu görmek. Yani onu gör ama o olmadığını da gör. Onu gör, o olmadığını da gör. O zaman o duygu zayıflayacaktır. Yeter ki bir adım dışına çıkmaya çalış. Yani ben hissini o duyguya verme. Verdiğin an onda özgürsün. Evet. Dışarıda bir adım geri çekil ve onu gözlemle. Kavga etmene de gerek yok. Oyunun içindeyken fark etseniz de dışarıya çıkmama olasılığı olmuyor mu diyorsunuz? Çıkılamayabiliyor. Oyunun içindeyken zaten oyunun içindesin. Hiçbir şeyi fark edemezsin. Oyuna gidersin. İşte gidiliyor ama onu fark ediyorsunuz. Bu bir oyun ama... O an fark ediyor muyuz? O an fark ediyor. İşte o an fark ediyorsak... Fark ediyorum ama çıkamıyorum. O an fark ediyorsak bu iyi bir şeydir ama fark etmek çıkabilme anlamına gelmez. Fark ettikten sonra ben bu değil. Bunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Sakin bir şekilde ben bu duygu değilim. Bu duygudan nefret etmiyorum, bu duyguyla kavga etmiyorum, bu duyguyu ortadan kaldırmaya çalışmıyorum. Ama ben bu duygu değilim. Bunu olabildiğince sakin ve sık bir biçimde kendimize hatırlatacağız. Ayrışma sonra gerçekleşebilir evet. İhtimali. Evet, ayrışma gerçekleşebilir bu durumda. Evet, teşekkürler.